Çizgi filmlerin gerçek hikayelerini, korkunç sonlarını öğrendiğinizde içiniz ürperecek. Çizgi filmleri daha çok çocukların izleyebileceği içerikler barındıran, aslında hepimizin yaşımızın kaç olursa olsun izlerken mutlu olduğumuz içeriklerdir. Bazı çizgi filmlerin sonu çoğu korku filminden daha korkunç, içeriği ise normal bir dram filminden daha dramatik. Bir numara Sünger Bob. İzlemeye doyamadığımız Sünger Bob'un sonu ne yazık ki kendisi kadar eğlenceli ve renkli değil. Çizgi filmin son bölümünde burger restoranında bir yangın çıkıyor. Sünger Bob ve Fredrik restoranda yanarak hayatlarını kaybediyorlar. Çoğu ülke mahkeme kararı ile bu bölümü yayından kaldırıyor. Hatta yeni bölümden devam ediyorlar. 2 numara Bugs Bunny. Bugs Bunny'nin sonuna dair iki tane teori var. Birincisi, her zaman Daffy Duck ve Bugs Bunny'nin peşinde olan domuz avcısının Bugs Bunny'ni vurarak öldürmesi. İkincisi ise Bugs Bunny Daffy Duck'la çok sinirlenir. Daffy Duck'ı parçalarına ayırıp göle atmıştır. İki teoriden doğru olan ise ikinci teoridir. Yani Bugs Bunny Daffy Duck'la çok sinirlenir ve Daffy Duck'ı parçalarına ayırır. Yıllardır hepimizin sevdiği Bugs Bunny aslında kötü bir karakterdir. 3 numara Cedric. Sürekli 8 yaşında olan sarışın çocuk, çizgi filmin sonunda 28 yaşına geliyor ve Chen'le arası bozuluyor. Chen'le arası bozulan Cedric, sarhoş olup Chen'in kapısına dayanıyor ve Chen'e tecavüz ediyor. Bir çocuk içeriğinden yetişkinlere yönelik senaryoya geçen Cedric'in senaristi ise, diziyi 8 yaşındaysanız hayat çok güzel ama 28 yaşınıza gelip işler değişiyor diyerek bitirmiştir. Cedric'in final bölümü müstehcenlik ve olumsuz davranışlar içerdiğinden dolayı Türkiye dahil birçok ülkede yayınlanmamıştır. 4 numara Phineas ve Ferb. Phineas ve kendisinin annesi babalarından boşanınca Ferb'in babasıyla evlenmiştir. Yani Phineas ve Ferb öz kardeş değiller. Ferb'in beyninde tümör olduğu için konuşamıyormuş. Bu nedenle çizgi filmde sürekli susmaktadır. Kendisi ise aslında şizofrenmiş. Her zaman Phineas ve Ferb'in bir şeyler inşa ettiğini görüp annesine şikayet edermiş. Fakat annesi hiçbir zaman bunları görememiş. Çünkü öyle bir şey yokmuş. Annesi ona inanmayınca Phineas içine kapanmış ve kardeşleriyle ilgili gördüğü halüsinasyonlar bir deftere yazmaya başlamış. Deftere kardeşlerinin her gün yeni bir şey inşa ettiğini, bunun yanında evin evcil hayvanı olan Perry'nin gizli bir ajan olduğunu, Jeremy ile ilgili de iki tane farklı hikaye bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, Jeremy diye birinin olmadığını, onun kendisinin kafasındaki bir karakter olduğunu anlatmaktadır. İkincisi ise, Jeremy'nin bir köpek olduğunu ve kendisinin bu köpeği çok sevdiği için onu bir insan olarak gördüğünü, aşık olduğunu anlatmaktadır. Bu hayatın çizgi film haline gelme hikayesine bakacak olursak, kendisinin psikiyatrisi ona kullanması için ilaç yazmıştır. Bir gün kendisi bu ilaçlarla intihar etmiştir. Bu olayın üzerine annesi kendisinin gördüğü halüsinasyonları yazdığı defteri alarak Disney'e götürüp çizgi film yapılması için başvurmuştur. 5 numara Şeker Kız Candy. Bu çizgi filmin son bölümünde Candy'nin sevgilisi attan düşerek ölmektedir. Bunun üzerine Candy Terry isminde biriyle birlikte oluyor. Ancak Terry Candy'yi aldatarak başkasıyla evleniyor. Candy de bunun üzerine ölen sevgilisinin dayısıyla evleniyor. 6 numara Johnny Bravo. Her zaman bakımlı bir erkek olmuştur. Kadınların hiçbir ilgisini çekememesi ve hiçbir zaman istenmemesine artık dayanamaz ve en sonunda eşcinsel olmaya karar verir. Yedi numara Teletubbies. Son bölümünde küçük bir kızı yakalayıp öldürürler ve kızın cesediyle ayin yaparlar. Sonda ise aydınlanmanın simgesi olan güneş çıkar. Bu bölümden sonra gelen ağır tepkilerle birlikte mahkeme kararı ile çizgi film yasaklanmıştır. 8 numara Jetgiller. Evin babası annesine
evin hizmetçisine aşık olduğunu söylüyor. Fakat sorun şu ki, evin hizmetçisi bir robottur. Bunun üzerine anne cinnet geçirerek babayı öldürür ve robotu da parçalarına ayırır. 9 numara Tom ve Jerry. Birbirlerine düşman olan Tom ve Jerry aslında birbirlerinin tek dostlarıdır. Tom da Jerry de kalbini birine kaptırmıştır. Ancak aşk onlar için üzünlü bir sona erişim başlangıcı oldu. Tom ve Jerry sevgililerinin karşılığını alamadı. Bununla da kalmadılar, sevdikleri başkalarına aşık oldu. Ne Jerry ne de Tom bu durumu kaldıramadı. Tom ve Jerry'nin pek bilinmeyen finali de böyle geldi. Tom'un tren gelmesine rağmen rayların üzerine oturan Jerry onu yalnız bırakmadı. İkisi birlikte raylara oturdu ve arkalarından tüm hızıyla bir tren gelmek çarpmanın gerçekleştiği gösterilmedi. Ancak Tom ve Jerry çizgi filminin intiharla bittiği adeta gözlendi. 10 numara Taş Devri. Taş Devri çizgi filminde Bilme Çakmak Taş ve Betty Moloz Taş kocalarından gizli bir ilişki yaşıyorlar ve çizgi filmin sonunda evleniyorlar. Pembe Panter. Pembe Panter, atalarının adını lekelediği iddiasıyla Kara Panterler örgütü tarafından parçalanarak öldürülür.